adaletin kalmadığı, kalkınmanın kendi çevresine bir takım imkanlar yaratarak odaklandığı bir partinin artık toplumda güvenirliği ve inanırlığı kalmadığı gibi bundan sonraki sözlerine de asla itimat edinemez. Çünkü olağanüstü hali kaldırmakla övünen bir partinin bir yıl süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakarak insanların hakkını ve hukukunu ve adaleti çiğneyerek ve insanların ticaretini, geleceğini, çoluk çocuğunun geleceğini de karartarak izlediği yol aslında çıkmaz bir yoldur. Bu çıkmaz yolun sonunda da Türkiye'de halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımız gerekli dersi ilk seçimde verecektir. Olağanüstü hal sadece özgürlükleri yok etmiyor elbette. Ekonomiyi de yok ediyor. Almanya'da bizim ihracatımızın 2016 yılında tam tamına rakam söyleyeyim 13 milyar 163 milyon olduğunu ve en çok ihracatımızın Almanya'ya olduğunu, yine turizm açısından 2016 yılında 2 milyon 714 bin 861 turistin Türkiye'ye Almanya'dan geldiğini ve Alman turistlerin Antalya'daki işte her şey dahil sistemi içerisinde değil, para harcayan bir turist olduğunu da göz önüne aldığımızda 2016 yılındaki o verilerin Türkiye ölçeğinde 2017'de olmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni olağanüstü haldir. Buna rağmen 2016 yılında Antalya'da sadece turizmin başkenti olan Antalya'da 4.7 milyon turist kaybı söz konusudur. Siz aslında bu Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz. Ekonomiyi geliştirmelisiniz, turizmi çoğaltmalısınız ve bu olağanüstü hal koşulları içerisinde bunun mümkün olmadığını da çok açık ve net görmelisiniz. Türkiye turizm açısından nasıl kalkınır, nasıl gelişir ve nasıl turist çeker diye Almanya'da yaşayan ve turizmle uğraşan bir arkadaşım var. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ne yazık ki Alman vatandaşlığına geçmiş. O yanını tasvip etmiyorum ama Türkçe konuştuğu için kendisiyle konuştum. Nasıl turizmi arttırabiliriz, nasıl turist çekeriz dediğimde Türkiye'ye artık olağanüstü hal koşullarında ve terör bölgesi olarak ilan edilen bir ülke olduğu için Alman turistin asla gelmediği bir ülke haline gelecektir dedi. Sevgili arkadaşlar, bu ülkeyi seviyorsanız ekonomik milliyetçilik yapın. Bu ülkeye karşı bir duyarlılığınız varsa milliyetçiliğiniz Türkiye'nin kalkınması yolunda olsun. Eğer insanları ayrıştırarak, ötekileştirerek ve insan hak ve özgürlüklerini yok ederek olağanüstü hal koşullarında devam etmek istiyorsanız buyurun devam edin. Ama bu yol çıkmaz bir yoldur.